Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan değişim rüzgarları estiriyor. Az sonra size yaklaşık 18 ay önce çektiğim, daha doğrusu şöyle söyleyeyim daha net anlaşılsın diye. 31 Mart 2019 günü seçimler yapıldı. Gece artık ilerleyen saatlerde İstanbul'u da az farkla bile olsa Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı belli oldu. Ankara zaten açık ara kazanmıştı Mansur Yavaş. Adana öyle, Mersin öyle, Antalya öyle, Hatay öyle, İzmir zaten normal şartlarda her seçimde olduğu gibi kazanılmıştı. Yani büyük ama çok büyük, sadece nüfus olarak değil, ekonomi açısından da çok büyük şehirlerimizde belediye başkanlıklarını Millet İttifakı'nın adayları ya da CHP'li adaylar kazanmıştı. Cumhurbaşkanı o gece balkona çıktı. Yanında kimse yoktu. Ben de ertesi gün yani 1 Nisan günü Cumhurbaşkanı'nın o balkon konuşmasını analiz ettim ama önce büyük şehirleri yani işte Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı, Hatay'ı kazanan belediye başkanlarının siyaset tarzlarını takdir ve tebrik ettim. Neydi siyaset tarzları? Rakipleriyle asla ve asla sert sözlerle, kırıcı sözlerle tartışmamak. Ne yapacaklarını anlatmak sadece halka, bir şeyler vaat etmek ve o vaat edeceklerini yapacakları konusunda da yönetecekleri şehrin halklarını ikna etmek. Bunu başarmışlardı. AKP'li belediyeler ise Recep Tayyip Erdoğan'ın tarzı siyasetini tercih etmişlerdi. Yani kavga, bağırış, hakaret, iftira, aşağılama ve kaybetmişlerdi. Kazandıkları yerler tabii ki bunu art niyetle söylemiyorum ama çok sık dikkat çekiyorum ve buna dikkat çekmeye devam edeceğim. Amacım o bölgede yaşayan yurttaşlarımızı kırmak, incitmek asla değil. Asla. Çünkü onlar artık günümüz insanları ve orada Türkiye'mizin geleceği çok güzel gençler var. Çok parlak zihinli gençler var. Nereler oraları? İşte Konya, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, buna benzer Anadolu'nun, Orta İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun bazı şehirleri, Amasya'sı, Tokat'ı, Yozgat'ı, Erzincan'ı, Erzurum'u, Bayburt'u, Gümüşhane'si falan. Ve hatta Karadeniz'deki sahil şehirleri. Ama benim daha çok eleştirdiğim, daha çok eleştiri konusu ettiğim yerler, dikkat ederseniz hep her zaman da öyle, Sevr denilen o pislik sözde anlaşma ile Osmanlı'ya bırakılan yerlerdi. Osmanlı sarayına bırakılan yerlerdi. Yani Osmanlı o sözleşme ile önünde sonunda İstanbul'dan çıkarılacak çok büyük ihtimalle işte o az önce saydığım şehirlere herhalde yine büyük olasılıkla Konya başşehir yapılmak üzere oralara yerleştirileceklerdi. Ama Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları böyle bir şeyi kabullenemediler. Kabullenemezlerdi de zaten. Ve o büyük ve o kutsal Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak topraklarımızı en azından misak-ı milli sınırlarını koruyarak düşmandan temizlediler. Yepyeni, güzel, mükemmel bir cumhuriyet devleti kurdular. Mustafa Kemal de o devleti biliyorsunuz o ünlü gençliğe hitabesini gençliğe emanet etti. 19 Mayıs günü kutladığımız bayramımızı da yıllarca hep biz gençlik ve spor bayramı olarak kutladık. 12 Eylül 1980'den sonra dönemin generalleri galiba biraz fazla abarttılar. Atatürk'ün doğum günü falan dediler 19 Mayıs için. Neyse yani samimiyetin ölçüsünü kaçırmamak lazım canlarım. 12 Eylül 1980 generalleri atamıza aslında çok büyük zarar verdiler. Sözde Atatürk'ümüzü halkın gözünde daha yüceltmek istediler ama çok yanlış işlere kalkıştılar. Çok yanlış işler yaptılar. Neyse oralar
şu andaki konuşmamın konusu değil. Ben 31 Mart seçim gecesi olanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavırları ve Erdoğan'ın o balkondaki yalnızlığı üzerine yaptığım konuşmayı, bir bölümünü tabii ki tamamını değil, en baştan kazanan belediye başkanlarına takdir ve tebrikler var. Şimdi size bundan 18 ay kadar önce yaptığım o konuşmayı dinletmek istediğimi belirtiyorum ve lütfen diyorum, lütfen bir dinleyelim önce şu konuşmamı. Üzerinde sonra da kısaca yine konuşuruz gerekirse, ama ondan sonra hemen haklı çıktığım için falan övünmeyeceğim. Biliyorum ki pek çoğunuz yine bana dede bu adam değişmez diyeceksiniz. Bu adam dediğinizin kim olduğunu hep beraber biliyoruz. Bu hakaret amaçlı kullanılmış bir kelime değil burada. Onu tekrar söyleyeyim. Bu adam deyince Türkiye'deki iktidar muhalifleri Recep Tayyip Erdoğan'dan söz ediyorlar. Ben ülkenin cumhurbaşkanından bu adam diye söz etmem ama ne yazık ki bazı yurttaşlarımız, hatta milyonlarca yurttaşımız bu ifadeyi kullanıyorlar. Tabii ki suç olmadığı için onlara neden kullanıyorsunuz diyemem. Bu da bir düşünce canlarım. Benim tarzım değil. Neyse. O halde gelin lütfen şimdi hep birlikte ben Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart geceki, daha doğrusu artık 1 Nisan'a geçmişiz. Gece saat 12'den sonraydı aklımda kaldığı kadarıyla. O yalnızlığını, balkondaki yalnızlığını nasıl yorumlamışım onu bir kez daha izleyelim. Ve ne demişim o gece? Bakın neler demişim. Bugünü adeta o günden görmüşüm. Lütfen buyurun canlarım. Ya gelin bu fırsatı kaçırmayın Sayın Cumhurbaşkanı. Bu fırsatı kaçırmayın. Bakınız dün gece sizi balkonda yalnız bıraktılar. Sakın ben istemedim demeyin. Eğer siz istemediyseniz o insanları yanınızda, o zaman siz günah keçisi olarak onları açıklayacaksınız. Onlarla beraber yürüyemezsiniz. Yanınızda bir tek bakan yoktu. Oğlum, damadınız dahil yoktu. Evlatlarınızın hiçbiri yoktu. Bugüne kadar biz sizin yanınızda evlatlarınızı, bakanlarınızı ve hatta Ethem Sancağı görürdük. Yani Sakarya'daki tank palet fabrikasını alan, Katarlarla beraber alan sözde iş adamını görürdük. O da yoktu yanınızda. Ha, Sakarya'yı buna rağmen siz kazandınız. Çünkü artık Sakaryalı seçmen de biat kültüründen vazgeçemiyor. Neden? Sakaryalı seçmen için kendi gelecekleri ve Türkiye'nin gerçekleri önemli değil. Çünkü o sizi seviyor sadece. Türkiye ne olur? Türkiye batar mı? Türkiye biter mi? Türkiye gerçekten beka sorunu yaşar mı? İç Anadolu seçmenin, Doğu Anadolu seçmenin umurunda bile değil. Onlar size çünkü yürekten bağlanmışlar. Çünkü bu saydığım yerler Türkiye'nin en fakir bölgeleri, en fakir yerleri ve siz oradaki seçmenlere 17 milyonuna devlet yardımı yapıyorsunuz. Bizim gelirlerimizden yardım yapıyorsunuz. Onlar da size vefa gösterip her seçimde gelip oy veriyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı yol bitti. Yol bitti. Bundan sonra o insanlara o maaşları veremezsiniz. 2,5 milyon özürlü insanımıza, tam ve %80 özürlü insanımıza tabii ki destek vereceksiniz. Milletçe destek vereceğiz. Onlar bizim göz nurumuz. Onlar bizim canlarımız. Yemeyip yedireceğimiz insanlarımız onlar bizim. Gülmeyip güldüreceğimiz insanlarımız. Onlar elbette bizim hepimizin. Ama öyle bir 15 milyona yakın yurttaşımız var ki Sayın Cumhurbaşkanı, siz onları yıllardır sadece seçimden seçime size oy verdiler diye devletin kesesinden, bizim kesemizden beslediniz. Ve bakın ekonominin geldiği durum berbat. O insanlara 10 senede ödediğiniz 2 trilyon lirayla ne olmazdı Sayın Cumhurbaşkanı? Ne olmazdı? O insanlar bugün hepsi balık tutmayı çoktan öğrenmişlerdi ve balık tutarak evlerine balık getiriyorlardı. Ama siz onlara sakın balık tutmayı öğrenmeyin dediniz. Ben size balık vereceğim dediniz. Verdiğiniz 2 trilyon liranızı sokağa attınız Sayın Cumhurbaşkanı. 2 trilyon yani 400 milyar dolarımızı, yani neresinden bakarsanız bakın, 7 milyon insana istihdamı, işi, alın teriyle kazanacağı parayı onlara verdiniz, o insanlara. Hem onların onurlarıyla oynadınız, hem ülkenin ekonomisini büyütmekten vazgeçtiniz. O 400 milyar dolarlık yatırımın Türkiye'ye getireceği katma değer en az iki misli olurdu Sayın Cumhurbaşkanı. 800 milyar dolarla oradan kaybettik.
Onu da getireceği istihdamı. Ah Sayın Cumhurbaşkanı, ah, ah. Hata yaptım demeyi biliyorsunuz. Özür dilemeyi de biliyorsunuz. Bana göre artık özür dilemenizin şimdi tam zamanı. Yanlış yaptık. Üslubum yanlıştı, önermelerim yanlıştı, uygulamalarım yanlıştı, inatlaşmalarım yanlıştı, dış politikam yanlıştı. Ben çok yanlış yaptım. 4,5 senem var. Bana bu şansı demokratik hakkım veriyor. Anayasal hakkım bana bu şansı veriyor. Siz de bana bu şansı verin deseniz inanın bu millet her şeye rağmen çok alicenaptır. Muhalif olanlar, size oy vermeyenler bile peki arkadaş derler. 4,5 sene size seslerini çıkaramazlar. Ama siz onlara halen doğru söylemiyorsunuz. Halen onları yanıltıyorsunuz. Halen yanlış umutlar veriyorsunuz. 2,5 milyon kişiye iş bulacağınızı söylüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı, 2,5 milyon kişiye hangi kaynaktan iş bulacaksınız? Hangi kaynaktan? O 2,5 milyon kişinin geliri piyasalara girdiği zaman hangi ürünü satın alabilecekler? Hangi mal ve hizmetle onlara yetebileceksiniz? Arz talep dengesini kurabileceksiniz? İhracatı nasıl yapacaksınız? Ah Sayın Cumhurbaşkanı, ah. Size söyledik, bu danışman kadrosuyla, bu bakanlar kuruluyla Türkiye'yi yönetemezsiniz. Hele bu zihniyetle Türkiye'yi hiç yönetemezsiniz diye adeta yalvardık. Yalvarcasına konuştuk. Hiç kırmadık, dökmedik sizi. Hak ettiğinizi alkışladık. Kendi payıma konuşuyorum, kendi payıma konuşuyorum. Yarın hak etsin yine, hak edin yine alkışlarım sizi. Hiç umurumda değil. Hatta siz umurumda değilsiniz. Ben sizin zihniyetinizle mücadele ediyorum. Sizin zihniyetinizi değiştirmenizi istiyorum. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı, bu mütevazı televizyon kanalında, YouTube kanalında, affedersiniz canlarım, saat halinize hitaben kimdir, kaç konuşma yaptım? Hele biri var ki yaklaşık 10 ay önce, 11 ay önce yaptığım bir konuşma, Erdoğan ya değişecek ya da Erdoğan'ı değiştirecekler dedim. Sayın Cumhurbaşkanı, ya değişeceksiniz, yani kendiniz değişeceksiniz. Bu zihniyetinizi, bu zihniyetinizi üzerinizden atacak, gerçekten Cumhur'un başkanı olacaksınız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, düşmanlaştırmadan, bütün uluslararası ilişkilerinizi gerginlik üzerinden değil, uzlaşma üzerinden kurarak bir değişim geçireceksiniz. Ya da bu halk işte böyle oylarla, protestolarla, şiddete karşı şiddetsiz hareketleri, şiddetsizlik hareketleriyle sizi değiştirecek. Değişeceksiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Değişmek zorundasınız. Aksi halde Türkiye'yi çok kötü bir gelecek bekliyor. Evet. Gördünüz, dinlediniz, izlediniz. Zaten pek çoğunuz daha önce de 18 ay kadar önce de izlemiştiniz. 1 Nisan 2019 tarihli videom bu. Recep Tayyip Erdoğan değişmek zorunda. Değişecek, değişmeli ya da değiştirilecek diye ısrarla ve kendimden emin bir şekilde söylüyorum. Ben bunları söyledikçe elbette beni izleyen pek çoğunuz dede ya değişmez bu adam deyip durdunuz. Haksız mıydınız? Hayır, sizin pencerenizden ve sizin deneyimlerinizle öyle görülüyordu. Oysa benim penceremden ve benim deneyimlerimle benim işte o 18 ay önce çektiğim videoda olduğu gibi görünüyordu. Değişecekti. Değişmek zorundaydı. Neden? Sadece siyaseten kaybettiği için değil. Ben başka şeyler daha söylüyorum. Demek yine uzun zamandır söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefetin yenemeyeceğini, yenmeyeceğini. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette sonunu Devlet Bahçeli ile birlikte dolar, faiz, enflasyon üçlüsünün getireceğini iddia ediyorum. Değil mi canlarım? Erdoğan da bunun farkında. Erdoğan da siyasi sonunun Bahçeli'nin elinden ve bir de ekonominin üç atlısının yüzünden geleceğini biliyor. Bilmemesine imkan var mı? Ama çözüm bulamıyor. Çözüm bulabilmesi için önce güçlü bir ekonomiye sahip olması lazım. Ekonomiyi öldürdü. Ekonomi güçlüydü. 2013 senesinde ekonomi çok güçlüydü. Her bakımdan güçlüydü. Bütün rakamlara baktığın zaman ekonominin de banka sisteminin de kambiyo sistemimizin de gücü yerindeydi. Yapmadı. 2013'ten sonraki 7 senede Recep Tayyip Erdoğan sadece seçim kazanmaya odaklandı ve bitirdi Türkiye'yi. Bitirdi. Yazık. Efendim bitirdi derken alegori yaptığımda lütfen
kabul ediniz. Yine dava açmaya kalkmasınlar artık. Ha vallahi burama geldi. Çünkü Erdoğan yine değişti. İki gün önce neler söylüyordu hukukla ilgili? Hukuka ulaşmak kolay olacak diyordu. Yine hukuku perişan etti. Onun için yanlış anlaşılmasın. Türkiye bitti bitirdi derken bunu alegorik olarak söylüyorum. Türkiye biter mi ya? Türkiye kimse bitiremez. Hiç merak etmeyin canlarım benim. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın.